Bu Öcalan'ın serbest bırakılmasıyla ilgili durum nedir? Bağımsız Türk yargısı Sayın Öcalan'ı yargılamış, cezalandırmış. Bir tablo da çıktı karşımıza çok yeni. Devlet Bahçeli Öcalan'ın seçimlerden sonra serbest bırakılacağını ilk yükseltenlerden biriydi. Ardından Leyla Zana bunu devlet size liderinizi getirecek diyerek meydanlarda bunu söyledi. CHP'nin bu konuda belli noktalarda çıkışlar oldu. Daha evvel statükonun sermaye kanadı işte İnan İsa Kalaton ve Leyla Zana beraber bir açıklama yapmışlardı. Meclis ev hapsi fikrine insanları alıştırmalı demişlerdi mesela. Bu Öcalan'ın serbest bırakılmasıyla ilgili durum nedir? Bağımsız Türk yargısı Sayın Öcalan'ı yargılamış, cezalandırmış, cezası da verilmiş. İş işten geçmiş, bitmiş. Hükümet yargının üzerine çıkamaz ki. Türkiye bir sultanlık değil ki. Yargısı verilmiş, kararı verilmiş. Peki mesela siz Cezasını almış. Yani AB böyle Parti bir milletvekilisi itham olduğunuz için Avrupa Birliği'nden bu yöne telkin mi var sizin? bugüne Egemen Bağış'la söyleşimiz devam ediyor. Baş müzakereci, Devlet Bakanı, Sayın Bakan. Sayın, şehitlerden de kelli olarak bahseden Başbakan Erdoğan hakkında açılan 3 kuruşluk tazminat davası sonuçlandı. Erdoğan hakkında açılan davadan mahkum oldu. Şimdi buradan ben Sayın Öcalan'ın durumuna gelmek istiyorum. Başbakan Erdoğan 2000 yılında Avustralya'da yapmış olduğu radyo konuşmasında terörist başı Abdullah Öcalan için sayın diye hitap etmiş, şehitlerden de kelli olarak bahsetmişti. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Çok tepki çeken bu konuşma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirmişti. Şehit aileleri de Erdoğan hakkında dava açtı. Şimdi buradan ben Sayın Öcalan'ın durumuna gelmek istiyorum. Şehit ailelerinin başbakan hakkında açtıkları davada mahkeme Erdoğan'ı suçlu buldu. Erdoğan 3 kuruşluk tazminata mahkum oldu. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Başbakan Erdoğan kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü gazeteci ve yazarlardan binlerce YTL'lik tazminat davası açarken şehit ailelerinin 3 kuruş tazminat istemesi önemli bir mesaj oldu. Tanıdığım ve bildiğim kadarıyla Öcalan'a hürmet gerektirecek biçimde sayın kelimesini kullanacak bir tek insan bulamazsınız. Arınç Erdoğan'ın şehitlerden kelli diye bahsetmesinin de bir kasıt unsuru taşımadığı görüşünde. Yine şehitlerimiz için kullanılan kelimenin de o cümleler içerisinde konuşmanın tamamı dikkate alındığında aşağılayıcı bir ifade olarak söylendiğini tahmin etmiyorum ve buna inanmıyorum. Askerlik herhalde yan gelip yatma yeri değil. Sayın skandalı yabancı basında da yer almaya başladı. Fransız Le Monde gazetesi Öcalan'a sayın skandalının Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yolunda önemli bir engel olarak ortaya çıktığını savundu. Sayın seyirciler, şehitlere kelle, bebek katili bölücü başına da sayın diyen Başbakan Erdoğan, şehit ailelerinden özür dilemek yerine acılı aileleri yasal hile yapmakla suçladı. Başbakan, partisinin grup toplantısında şehitlere hakaret ettiği için aldığı 3 kuruşluk tazminat cezasını haber yapan basına da saldırdı. Başbakan, sebep olduğu rezaleti özgürlük alanına müdahale olarak değerlendirirken, vatandaşsa Erdoğan'ın bu cezayı hak ettiğini düşünüyor ve artık Türk milletinden özür dilemesini bekliyor. Buradan ben Sayın Öcalan'ın durumuna gelmek istiyorum. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Bu sözleri Avustralya'da pervasızca sarf etmekten kaçınmayan Başbakan Tayyip Erdoğan, hakkında açılan davaya ve verilen karara isyan etti. Şahsımla alakalı düşünebiliyor musunuz? Dava açıyorlar. Neymiş? Birisine ben sayın demiş. Ve bundan dolayı açılan davada ne biliyor musunuz? 3 kuruşluk manevi tazminat davası. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan o inanılmaz sözlere karşı Türk milletinin hassasiyetini ortaya koyan medya kuruluşlarını kendisine hakaret etmekle suçlayarak saldırdı ve kendisine ilginç bir de özgürlük alanı belirledi. Hiçbir medya mensubu da ister yazılı olsun ister görsel olsun kalkıp da benim özgürlük alanıma giremez, saldıramaz, hakaret edemez.
Türk milletinden özür dilemek yerine şehitlere kendi ve bir bebek katiline de sayın diyebilme özgürlüğünü savunan Erdoğan'ın sağduyulu medyayı hedef alması kafalarda yeni soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Sinirli tavırlarıyla dikkat çeken Erdoğan'ın makamını ortaya koyarak kendisine dava açılabilmesine hayret etmesi de bir başka düşündürücü nokta olarak ortaya çıktı. Ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıyım. Şahsımla alakalı düşünebiliyor musunuz? Dava açıyorlar. Erdoğan'ın bir başbakan hakkında dava açılmasını neden bu kadar şaşılacak bir durum olarak değerlendirdiği bilinmez ama 3 kuruşluk tazminat cezasına çarptırılmasıyla ilgili davaya yönelik açıklamaları da bir o kadar garip oldu. Önce medyaya saldıran Erdoğan, bu kez de hedef tahtasına davayı açan şehit ailelerine oturttu. Şahsımla alakalı düşünebiliyor musunuz? Dava açıyorlar. Neymiş? Birisine ben sayın demiş. Buradan ben Sayın Öcalan'ın durumuna gelmek istiyorum. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Ve bundan dolayı açılan davada ne biliyor musunuz? 3 kuruşluk manevi tazminat davası. Niye? Acaba diğerleri tutar mı tutmaz mı? Hile-i şer'iye uygulayacaklar ya. Davayı açan taraf şehit aileleri. Yani evlatlarını bu yurdu bölmeye kalkışan hainlerin kurşunlarına siper eden, kurban veren insanlar. Tayyip Erdoğan'ın yasal hile yapmakla suçladığı şehit yakınları. Bu ağır suçlamalarının yanında Erdoğan'ın kendisini savunma taktiği de dikkat çekici. Her zaman şunu biz biliriz. Suçun işlendiği yer. Eğer matbuatsa yayının yapıldığı yer. Suçlunun, zanlının neyse bulunduğu yer. Hiç alakası olmayan bir yer. Nerede? Kartal ilçesinde. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Aslında söylediği bu sözleriyle suçunu da kabul eden başbakanın sinirli tavırları dikkatlerden hiç de kaçmıyor. Erdoğan aldığı cezaya önce kendisinin inanması gerektiğini de iddia ediyor. Adalet mülkün esasıdır diyorsak bu esas yerine gelmelidir. Bu esas yerine gelmelidir. Çünkü ben de ceza alıyorsam bu cezaya inanmalıyım. Demeliyim ki bu ceza haklı, ben de bu cezayı çekmeliyim. Bir olaya bak, 3 kuruşluk manevi tazminat cezası.